Şimdi İzmir'deydik. İzmir haritayı gözünüzün önüne getirin, batıda. Sizi şöyle kuzeye doğru götüreceğim. Trabzon'a götüreceğim. Bakınız, yani ülkenin ne hale geldiğinin göstergesi. Ha diyeceksin ki ya bunları gösteriyorsunuz, anlatıyorsunuz da sen arkadaş bildin bileli hep bunları anlatıyorsun. Olsun. Anlatmaya yine devam edeceğim. Çünkü yaşanan gerçeklik bu ülkede. Ha, Türkiye'nin gündemi bu. Birileri sırça köşklerde yaşıyor olabilir. Al işte bak, dikkatle bakın oraya, dikkatle. Özellikle şuraya girer misin Apo? Abdullah, sonuç çay 15 TL. Bakın, yandaki grafik ne biliyor musunuz? Yandaki grafik dolar grafiği veya enflasyon grafiği. Çaycının zekası, kahvecinin zekası işte böyle. Yani aklıyla kimse dalga geçirmiyor. Hepimiz çok mutsuzuz. Ben çay burada 1 TL'yken oturuyordum ve çok uzak bir zaman değil. 2-3 sene önce. Çayın kalbi Karadeniz'de, bir bardak çay 15 lira oldu. Artık Türkiye'nin en çok tüketilen içeceğinin ikinci bardağı bile lüks. Trabzon'da bir çay ocağı işletmecisi çaya yaptığı zammı müşterilerine işte bu şekilde duyurdu. Sebep enflasyon, sonuç çay 15 lira. Tabelada da gösterdiğimiz gibi, göstermeye çalıştığımız gibi aslında tamamen bizim dışımızda gelişen olaylar. Biz tamamen hayat standardımızı sabitleyebilmek ve yaşam koşullarımızı artırmak değil, sadece o anımızı yaşayabilmek için ticaret yapıyoruz artık, yapmaya başladık daha doğrusu. Haziran ayından itibaren çaya %63,6 zam geldi. Haziran'da kilosu 95 liralara satılan kuru çay son zamla 200 liraya yaklaştı. Burada 15 lira, orada 27 lira. Orada 27 lira. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Her gelen pazarlamacı arkadaş her geldiğinde bize abi zam gelecek, fiyat geçiş yapacağız, istersen biraz yüklü al. Ancak şu an öyle bir duruma geldik ki biz ne alırsak alalım o zamdan kurtaramıyoruz artık. Çayın yanında simit zaten hayal olmuştu. Şimdi eşe dosta bir bardak çay ısmarlamak da hayal. 3-5 arkadaştan gidip otururduk 4-5 saat. Bu neyse fiyatı rahatla verirdik ama şimdi herkes gibi ben de düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Simit alamazsınız zaten, çay simite yetmiyor para. Sosyalleşmeyi bozuyor. İnsanlar arkadaşını, eşini, dostunu alıp bir yerde oturamıyor. Yani çünkü çok zorluyor artık. Hani 3-5 çay içeyim, iki sohbet edeyim dese günlük harcırağını veriyor ya. Zammın sonu gelmeyeceğe benziyor. Çay siyaset yetkilileri maliyetlerden dolayı her ay %5'lik yeni zam öngörüyor. Üstelik esnafın tek gideri de bu değil. İşletme sahibinin bir suçu yok ki, kiralar olmuş 105 milyar. Gidiş nereye doğru olacak bilmiyorum. Bir sonraki duyurumu nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum yani. Şimdi Gökhan var, karşıdaki kameraman arkadaşım. Trabzon Hayratlı kendisi, çay bahçeleri var. Çaydan para kazanamamışlar. Babası kahveye gidiyormuş. Ve eskiden diyor kahveye gittiğinde diyor çay ısmarlardı diyor. Artık diyor çok da çay ısmarlamıyormuş diyor. Yani bize geleneklerimizi unutturduğunuz için teşekkür ediyoruz ya. Uyguladığınız ekonomik programlarla. Bir tanesi demiş ki Amerika'da 50 milyon aç var. Gel burada da çok aç var. Görmek istiyorsan. Tamam. Yani böyle, neredeyse adam şöyle diyecek. Amerika bizi kıskanıyor. Evet, şimdi geldik. Ne yapıyoruz?